Bilgisayar benim emrime amade. Bilgisayar oyunları cabası ama gelin görün ki yalnızlığıma çare bulamıyorum. Evet. Yani tabii sizin gibi paylaşacak nadide bir insan bulamadığımdan. Hayır, o anlamda değil. Tabii ki karım Aslı'dan boşandıktan sonra bütün bu mutluluklar bizim oldu. Evet. Efendim, mahkemeye çoktan verdim. Lanet olsun canım, boşanacağım. Yani olur mu öyle şey? Yalan, yalan. Şey efendim, bizim bülbül sesli hizmetçimiz müstesna. Kendisi biliyorsunuz Acılar'dan sonra memleketimizin yetiştirdiği en müstesna şarkıcıdır. Çok özür dilerim efendim. Benim koluma bir ağrı vurdu. Ağrım tuttu. Bende gut hastalığı var efendim. Zengin hastalığı bilirsiniz. Gut gribi. Evet efendim. Arada bir şey yapıyor. Tamam, boşandıktan sonra o zaman... Tamam, bu arada kapatmışsınız. Olur. Teşekkür ederim. Ya anne! Bir konuşturmadın manitayla ya. Oğlum Zülfikar, böyle yalan olan nereye kadar gideceksin ha? Bu kız senin dengin değil. Ya tamam. Biliyorum anne ama ne yapayım? Gönül bu, ferman dinlemiyor. Dengim olmayabilir. Benim gönlüm dengim bir kere. Hayret bir şey ya. Ben yuva kurmak istiyorum ya. Bu kötü bir şey mi anne? Hiç kötü bir şey olur mu yavrum? Herkes ister bir yuvası olsun. Eşiyle mutlu mesut yaşasın. Yalnızlık Allah'a mahsus. Of of. Hoppa. Anne, ne biçim ofluyorsun ya öyle sen, yalnızlık manlızlık. Ne oluyor, evlenmeye mi karar verdin yoksa? Ben mi? Ne evlenmesi yavrum? Vallahi bilmiyorum, bana böyle hak veriyor adı altında, böyle bir evlenme çabası seziyorum ha. Aman evladım, kiminle evleneceğim ben? He, öyle üvey baba falan istemiyorum ha bu yaştan sonra, söyleyeyim de. Güldürme beni oğlum. Benim için dünyada bir tek erkek var. O da sensin. Bravo.